Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerin karşısındayız. Programımız dopdolu devam ediyor. Az sonra Samspor taraftar grupları, dernekleri, başkanları bizlerle birlikte olacak canlı yayında. Samspor'un yaşadığı süreçle ilgili onlar da düşüncelerini, beklentilerini dile getirecekler. Dilerseniz biraz daha mesajlara yer verelim. Oldukça fazla da mesaj var. Süleyman Orhan demiş ki Eren Hoca'nın gönderilmesi bence çok yanlış fakat yönetime de saygı duyuyorum demiş. İnşallah hayırlısı olur. Mesajlarınızı sadece kısa kısa okumak durumundayım. Çünkü oldukça fazla mesaj var. Ümit Başaran, Hüseyin Kalpar gelecek diyorlar. Nedir bu yönetimin dönüşümlü mü? Bir Kalpar, bir Eren, başka hoca yok mu demiş. Neler söyleyeceksiniz siz? Bir Kalpar, bir Eren Hoca demiş başkan. Doğru sözü ne denir? Yani öyle bir duruma geldi ki gerçekten öyle oldu yani. Bahadır Özüstü, hayırlı akşamlar Muhammed abi. Muhteşem spor aksiyon programı doğru haberlerle bir sezon geçirdi. Yeni sezonda buluşmak üzere demiş. İnşallah kardeşim. Serkan Beyazak, kimin geleceğini Muhammed Çavuşoğlu'nun %100 bildiğini düşünüyorum. Samsun'da istihbaratı en sağlam gazetecisi demiş Samsun'un. Teşekkür ediyorum Serkan kardeşim. Yusuf Uzunoğlu, Eren Altın'ın gitmesi ne kadar doğruysa Hüseyin Kalpa'nın gelmesi de o kadar yanlıştır eğer doğru haberse demiş. Yine mesajlarımıza devam edelim, birkaç tane daha okuyalım. Sertan Kuru, Sayın Endergül, Türkiye'de kaç takım var acaba? 2 sene üst üste aynı hoca ile çalışan, saygılar demiş. O yüzden zaten Türk milli takımı UEFA FIFA sıralamasında 4. torbaya düştü. Lüksemburg'la aynı torbadayız zaten. Sorun bu zaten. Türk futbolunun sorunu bu. İstikrar sorunu. Yönetimde istikrarsızlık, teknik heyette istikrarsızlık, bir devamlılığın olmaması. Bütün bunlar zaten genel anlamda Türk futbolunun sorunu. İstikrarsızlık da tercihimiz oluyor işin acı tarafı. Erol Öztürk, Almanya'dan selamlar. Samspor yönetimi devam edecek mi? Muhtemel teknik direktör adayları kimler ve hangisinin gelme ihtimali daha fazla demiş. Ömer Şahin, iyi akşamlar. Ender Hocam, sizi anlıyoruz ama bir gerçek var. Bu kulübün gerçek sahibi taraftar istemiyor. İstemiyorsa vardır bir sebebi. Kalpar olsaydı ilk ikiden çıkardık demiş. Tabii aynı şartlar altında Kalpar olsaydı ilk ikiden çıkar mıydık, çıkamaz mıydık? O da çıkamazdık. Niye biliyor musun? Sezonun ilk yarısını da çekip giderdi de ondan. Eren Altın gibi diretmezdi. Kalmazdı yani. Olabilme ihtimali yüksek mi? Kalpar'ı çekip gitme ihtimali o şekilde. Taraftar istemiyor. Taraftar istemiyor lafına, Ömer Bey'in bu lafına hemen bir yorum yapayım. O da şu. Geçen sene playoff'ta elendiğimiz Hüseyin Kalpar döneminde de sezon ortasında Kalpar huzur evine diye bağırdı aynı taraftar. Evet. En son Kahramanmaraş maçıydı galiba. Kalpar huzur evine diye bağırdılar. Şimdi o zaman Kalpar'ı istemiyoruz diye tezahürat yapanlar bugün Kalpar bizi ikiden çıkarır diye yorum yapıyorlar. Zaten büyük bir tutarsızlık burada var. Yani ona da işaret edelim. Muammer Nayıroğlu, Eren Altın'la yollarını ayırmakta Samspor kaybetti. Bütün imkansızlıklara rağmen playoff'a final oynatan, altyapıdan gençlere sahip çıkan kendi öz evladına güvenmedi. Yazık demiş. Ki gelen mesajlara da baktığımız zaman Eren Altın'ın gitmesinin yanlış olduğunu söyleyenler daha fazla gibi şu ana kadar programımıza gelen mesajlarda. Gökhan Kemiksiz, teknik direktör konusunda ismi geçen hocalar var dediniz. Hüseyin Kalpar harici görüşülen hocalar kimler? Mustafa Semiz, Ünal Karaman yeni hocamız olsun demiş. Adana Demir'de daha mı başarılı olmuş? Adana Demir'e ilk ikiden şampiyonluğu kaybettirdi Ünal Karaman. Evet. Hatırlar mısınız o basın toplantısını böyle yumruklarını masaya vurarak? O anda her şey bitti zaten. O gün bitirdi Adana Demirspor'u. O gün bitirdi Adana Demirspor'u. Kahraman Topsakal, Eren Altın başarısız oldu. Çünkü Antalya maçında karşı takım 10 kişi kaldığında hemen çift forvete dönmeliydi. Penaltıları kiralık oyunculara attırmamalıydı. Ha, doğru. O gün şey olmalıydı. Doğru. Bu kiralık. Bunun sözleşmesi bu sene bitiyor. Onunki öbür sene bitiyor. Böyle bir liste yapılmalıydı. Çift forvet derken de sahada o dakikalarda Eren Tozlu, Embilla, Ofiodu, arkalarında Recep Niyaz, tamamen hücum oyuncuları vardı. Ya hangi futbolcu? Ya penaltılar o maçta, final maçı şimdi geçmiş ama yine laf açıldı diye dönelim Avni abi. Şimdi final maçında normal şartlar altında penaltı
attırabileceğiniz 5 isim sayın desek, kimi sayardınız? Embilla'yı sayardınız, Hasan Kılıç'ı sayardınız, Musa Aydın'ı sayardınız, Taha Yalçıner'i sayardınız. Doğru mu? Recep Niyazi. Şimdi bakıyorsunuz Musa oyundan çıkmış, Mustafa Sevgi oyundan çıkmış, Embilla kırmızı kart görmüş, Taha kırmızı kart görmüş, Hasan Kılıç sakatlanıp çıkmış. Zaten 5 tane kaybınız var, tamam mı? Bu 5 kayıptan sonra elinizdeki listeye bir bakıyorsunuz. Biri kaleci. Onu da al bir kenara. Kaldı 8 kişi. Şimdi sayalım. 8 kişi var. Kimler atabilir? Ofeodu 1, Eren Tozlu 2, Recep Niyaz 3, 2 tane de defanstan birini attıracaksınız. Ki bazı oyuncular da kullanmak istemediklerini hani yani, söylemişler ama. Şimdi birinci penaltıyı Recep Niyaz'ın atmasında bence herhangi bir mantıksızlık yok. Penaltı her yerde kaçar. Yok zaten. Ki Recep Niyaz 60. dakikada oyuna girdi. 120'ye kadar sahanın yıldızıydı. En iyisiydi. Oyunun kaderini, gidişatını evet, değiştirdi. Gidişatını değiştirdi. Ki hemen hatırlatalım sizin söylediklerinize ek olarak. Samsun'un o maçtaki normal şartlara gidildiğinde penaltılara kalmış olsa Mustafa Sevgi ile başlayıp işte Hasan Kılıç, Taha, Ofiodu, Embilla ve Ofiodu sırasıyla penaltı atışlarını kullanacaktı. Normal şartlarda. Peki penaltıya kalabilecek miydik? Recep Niyaz'la birlikte takımda bir şey kaldı, oldu. Penaltı yani, atışlarını söylüyor. Tamam da eğer olmasaydı belki Recep Niyaz o takımı biraz tetikleyen biri olmasaydı penaltıya kalmayacaktın, daha önceden kaybedecektin. Bir de o var. Evet. Emre Can Temel, iyi yayınlar. Son dakika haberi olarak Hüseyin Kalpar ile anlaşıldığına dair doğruluk payı nedir? Embilla Antalya ile anlaştığı haberi doğru mudur? Demiş. Embilla ile ilgili bölümü söyleyeyim. Resmi bir anlaşma yok. Tabii ki Süper Lig'den Embilla'ya teklifler var. Ama şu ana kadar resmi bir anlaşma yok. Bugün kendisi de kulüple bir görüşme yaptığı duyumunu aldım. Ben Samsunspor'la yaptığını. Süper Lig'den isteyenler var. Bunu Samsunspor'daki hem Başkan Erkut Tutu ve yöneticiler de bilgisi olduğunu düşünüyorum ben. Süper Lig'de hem de yüksek fiyatlar var. Dolaşıyor Embilla ile ilgili. Ama Süper Lig olmadığı takdirde Embilla ilk tercihini Samsunspor'dan yana kullanacak. Acaba? Bunu da belirtelim. Bende soru işaretleri var normal mesela. Şartlarda. Normal şartlarda. Tabii Embilla'nın da istediği Samsun talep Sporu var. Samsun Spor'u tercih edeceğini sanmıyorum. Çünkü bu sezon Samsun'da her bir futbolcu alacakları konusunda sorunlar yaşadı. Böyle bir normal durumda. Normal şartlarda diyorum ben tabii. Ekonomik anlamda Embilla'nın evet. da istediği rakamı 3 aşağı 5 yukarı vermek gerekiyor. Normal şartlarda Embilla'nın istediği fiyatı Samsun vermesi biraz zor gibime geliyor. Evet, Şafak Güner, merhaba Tanju Çolak gelir mi veya Hüseyin Kalpar iyi akşamlar demiş. Yüksel Ömüral, şampiyon olan takımlar 3'er hoca değiştirdi. Hep hoca diyoruz, takım değişikliği, takım kurma, bireysel yetenekler de önemlidir demiş. Evet, devamında da yönetim kesin kalıyor mu demiş. Görünen o ki yönetim görevinin başında. Orhan Ismarcı demiş ki sezon başından beri hep bir şekilde son noktada görülmüş mesajıyla. Tahmin ediyorsunuz herhalde, size de geliyordur mesajları. Sayın Erkut Başkan'ı neşteri vurduğu için tebrik ediyorum demiş. Her ne kadar geç de olsa Erhan Hoca konusunda. Mesajlarına devam etmiş ama diğer şeylerimize haksızlık olmasın diye. Sertan Kuru demiş ki iyi yayınlar. AYT transferiyle ilgili bilgi verir misiniz demiş. Bunlar şu anda sadece söylentilerden ibaret ve arkadaşlarımızdan da rica edelim telefon bağlantıları için. Arkadaşlarımız telefon bağlantılarını hazırlıyorlar ve gelelim. Samsunspor bundan sonraki süreçte zaman da daralıyor. Herkes bu ayın Haziran sonuna doğru sezonu açacak. Bütün takımlar, neredeyse bütün takımlar teknik direktör sorununu çözdü ve transferde de harekete geçen takımlar var. Göztepe başta olmak üzere şu anda transferin en hareketli kulüplerinden bir tanesi Göztepe, Adana Spor diyebiliriz. Ve ligde bütün takımlarda neredeyse teknik direktör sorununu da çözmüş durumda. Samsunspor için zaman da çok çok daraldı. Bizim tabii hemen bir teknik direktör konusuna eğilmemiz, bu konuda net bir adım atmamız gerekiyor. Çünkü sözleşmesi biten 12-13 tane oyuncumuz var. Bir bu oyuncularla devam edilecek mi, nasıl takviyeler yapılacak, gelen teknik adamın oyun planına göre, transfer listesine göre, kurulacak olan takıma göre hızlı adım atılması gerekir. Erhan Altın'la yolların ayrılma kararı verilirken
bence yeni teknik direktörle de az önce de söylendi. Yeni teknik direktörle de bence bir iki görüşme yapılmıştır. Sanki öyle geliyor bana yani ya da öyle olduğunu düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki iş bitmiş. Yani. Yoksa durup dururken yani bir riske belki girmez. Belki de bu gece takım. Samsun'da. Belki de bu gece Samsun'da dediğiniz gibi olabilir de. Veya evet. Yarın sabah. Evet. Fark etmez, önemli değil. Ama hocaya herhalde teklif ettikleri hocayla da bir oturup bir plan üzerinde anlaşacaklar. İyi de o planları tutturabilmek için de her şeyden önce para gerekli. Samspor şu anda transferlerle ilgili, hocayla ilgili para konusunda kenarda bir kuruş parası yok. Her şeye yönetim odaklanmış, 10 milyon lirayı bu kısa süre içerisinde nasıl öderiz diye. Zaten bu çeşitli kesimlerle yapılan görüşmelerde hep bu 10 milyon lira üzerinde görüşmeler yapılıyor. Bir artı diğerlerine, onlara transfer bütçesi evet, ama. Öncelikle yapacağı transfer bütçesi çünkü. Bakın transfer bütçesi falan diye bir şey yok. Kağıt üzerinde bir transfer bütçesi olacaktır. Nedir? 5 liradır. Bu da ileriye dönük bir bütçe şeklinde olacaktır. Ki o da haliyle biraz risk taşıyan bir durum söz konusu olacaktır. Onun için evet. Samspor'un gerçekten işi zor. Kim hem sadece dış transferde yabancı oyuncular alınacak, dış transferde yine konuşulacak, sözleşmesi biten oyuncularla kalmasını istenen oyuncularla masaya oturulacak. İç transferde de birçok teklif alan Hasan Kılıç, Taha Yalçıner gibi oyuncularla da ücretlerinde iyileştirme yapmak için oyuncular da elinden görüşme bekliyor açıkçası yani. Bu da niye iyileştirme yapılsın ki? Sözleşme 2 yıllık yapıldıysa, 2017 sonuna kadar yapıldıysa o sözleşmede bu 2 yıllık miktarda ödenecek para bellidir. Süper Lig'e çıkmadı ki takım. Süper Lig'e çıktığı zaman tamam yani PTT 1. Lig'de alınan parayla Süper Lig'de alınan para arasında bir fark olacağı için orada jest olarak yani olması gereken olarak da futbolculara bir iyileştirme yapılabilir. Şimdi futbolculara sözleşmesi devam eden futbolculara iyileştirme yapılmasının durup dururken ben çok fazla mantığını görmüyorum. Yani ama o zaman birçok takımdan teklif geliyor. Çok daha yüksek ücretlere. Bonservisini futbolcu her zaman verirse bunu, gider. Tamam gitmesini göze alıyorsanız oyun böyle oyuncuların ama bakın, gönderirsiniz zaten onda problem yok. Samspor'da futbolculara sözleşmelerin belirttiği maddelere Samspor'un uyduğu söylenemez. Gününde hiçbir futbolcuya parası ödenmedi bugüne kadar gördüğüm kadarıyla. Evet, telefon böyle bir durumda futbolcunun da bir takım isteklerde bulunma hakkı olağan hale geliyor. Onun için futbolcular isteyebilir, doğaldır yani. Evet. Telefon bağlantımız hazırmış sanırım. Evet, Samspor Taraftarlar Derneği Başkanı Samet Bulgan bizlerle birlikte. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Mehmet abi sizlere ve bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar dilerim. Ramazan henüz mübarek olsun şimdiden. Teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Sizler neler düşünüyorsunuz? Samsun Spor'un şu anki sürücüyle ilgili teknik direktör Eren Altın'la yollar ayrıldı. Transfer konusunda zaman daralıyor. Ve yönetimin destek konusunda da arayışları var. Sizin pencerenizden düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi biz öncelikle Eren Altın'a kesinlikle buradan çok teşekkür ediyoruz. Son maçta yaşadığı bir şanstan dolayı takımı Süper Lig'e çıkartamadı ama bizim gönlümüzde o takımı Süper Lig'e çıkarmış bir hocadır. Kendisine gelecek hayatına başarılar diliyoruz. Samspor'a gelirsek, yani sadece bu Sayın Başkan'a özel kutu tutuyor olacak bir iş değil. Milletvekilimizin, halkımız zaten takımımızın arkasında ama milletvekilimizin şanın arasında takımımıza destek vermesi lazım. Biz zaten 12. adam olarak üstümüze düşen bütün vazifeyi gerek deplasmanda gerek iç sahada yaptık. Başarıyla yerine getirdiğimize inanıyoruz. Bizi kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bize destek veren taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ama yani Atatürk'ün şehri, 19 Mayıs'ın şehri sahipsiz kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk nasıl batışı buradan yaktıysa milletvekillerimiz de, iş adamlarımız da, Sayın Spor Bakanımız Çağatay Kılıç'ın da desteklerini bekliyoruz. Yani bu takımın Süper Lig'de olması lazım. Samsun Kurtuluş Şehri, Kurtuluş Şehri'nin takımına FETÖ'de mücadele etmek yakışmıyor. Peki sizin bu konudaki yani Samsun Spor transferde geç kalması taraftar olarak sizleri endişelendiriyor mu? Tabii ki şampiyon taraftarların şampiyonluk kadrosu kurulması konusunda bir
beklentisi var. Samsun şehrinin de öyle bir beklentisi var. Bunun gerçekleşmemesi durumunda sizin için hayal kırıklığı olur mu? Ya biz tabii ki iyi oyuncular görmek istiyoruz. Şampiyon bir kadro görmek istiyoruz. Ama şunu belirteyim, Erkut Uta yönetimine bizim güvenimiz tam. Ama tabii ki önemli olan topçuların kampa yetişmesi, motivasyon sağlaması, bir aile ortamında oynamaları. Transferin gecikmesi bizi düşündürüyor mu? Düşündürüyor. Ama diğer yandan da yönetim güvenimiz tam. Ama en kısa zamanda tabii yönetim de kararıdır bu. Takıma transfer yapılması lazım yani. Bu takımın güçlendirilmesi lazım bu sene. Peki çok teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi açıkladınız. İyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki sezonda ben inşallah sizler tribünde tıklım tıklım doldurup takımı destekleyeceksiniz. Bu sezonun son haftalarında olduğu gibi. İnşallah. İnşallah önümüzdeki sene Süper Lig'deyiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, birazdan yine Şehzadeler Taraftar Derneği Başkanı Ali Halloğlu ile Şirinler Taraftar Grubu Başkanı Mehmet Söykan bizlerle birlikte olacak. Arkadaşlarımız telefon bağlantılarını gerçekleştirecekler. Taraftar da yine kamuoyunun büyük çoğunluğunda olduğu gibi transferlerin gecikmesi şu anda, zamanında oldukça daralması taraftarları da endişelendiriyor. Yani çok geç kalındığını da şu aşamada şey yapmamak lazım. Yani çok aşırı miktarda bir geç kalma yok ama bu 1-2 gün içerisinde bu teknik direktör sorununun, özellikle teknik direktör sorununun çözülmesi ve teknik direktörün verdiği rapor doğrultusunda kurulacak takım, işte belki mevcut futbolcularla sözleşme yenilenmesi ya da dış transferde yeni isimlerin takıma katılması noktasında erken adım atılması gerekmekte. O yüzden yönetim kurulu da şu anda bununla ilgili herhalde A planını, B planını hazırlamıştır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Az önce de bahsettiğimiz gibi kim bilir, teknik direktör bu gece yarısı Samsun'da olacak. Sen reklam arası öncesinde bir şeyler söylüyordun. Söylesem mi, kulübe zarar verir miyim, vermez miyim? Yok kardeşim, kulübe zarar falan vermezsin. Biliyorsan söyle, herkes bilsin. Bilmiyorsan söyleme. Neyi bilmiyorsan? Ama ben biliyorum ama söylemem doğru bir tavır değil. Şu an için biraz daha beklemenin doğru olduğunu düşünüyorum ben. Yarın da belki diyeceksin ki keşke söylemiş olsaydım. Bir de o var. Yok, onu demem ben. Ne olduğunu bilmiyorum ben şimdi. Yani siz sadece söylediniz de. Yani ama bence her şeyin ortaya konmasında yarar var. Evet. Devam edelim isterseniz. Neye? Yorumlarınıza devam edelim. Teknik direktör konusunda kim olmalı? Tabii ki Hüseyin Kalpar'ın ismi çok ön plana çıktı. Ben bu 2015-2016 projeksiyonuna takılmış durumdayım. Önce onu bilmemiz lazım. Şimdi 2015-2016 projeksiyonunda eğer şampiyonluk hedefi varsa, şampiyonluk konulacaksa, ki iki sezon üst üste playoff'ta kapıdan dönen bir takımın hiç şüphe yok ki beklentisi şampiyonluk yönünde olacaktır. Ama yönetim kurulu bu şehrin önüne şu projeksiyonu da koyabilir. İçinde bulunduğumuz maddi şartlar gereği şu anda transferlerde veya gelecek olan bir teknik adamda maddi anlamda bir sıkıntı var. Şehrin desteğinde sıkıntı var. Bu desteği alamıyoruz. O yüzden biz altyapıdan gençlere yöneleceğiz. Bir 2-3 sene kendi oyuncumuzu yetiştirip bu oyuncularımızı satmak, eskiden yaptığımız gibi satıp kulübe kalıcı gelirler elde edip ya da içinde bulunduğumuz maddi sorunları halletme yoluna gidebiliriz de diyebilir. O yüzden zaten iki seçenek aynı bu şekilde yani. 2015, ya şampiyonluk ya da 2015-2016 projeksiyonu ortaya konursa ona göre yorum yapmak daha mantıklı olur ama kişisel kanaatimi söylüyorum. Tabii ki şampiyonluk hedefi konulacaktır. Peki bugünkü yani şampiyonluk hedefi de konulabilir. Sayın Erkut Tutu'ya sorulmadı mı? Ha bak, o da çok enteresan bir şey oldu. Bugün basın toplantısı. İşte basın toplantısının şeyi nedir? Düzeni nedir? Basına bilgi verilir. Ondan sonra da sorusu olan var mı diye sorulur. Doğru mu? Evet. Şimdi bugün Sayın Başkan Erkut Tutu konuştu. Teknik direktör Erhan Altın konuştu. Kendisine bir çiçek takdim edildi. Gazetecilere poz verildi. Sorular alınmadı. O toplantıda soru sormak üzere tam biz hazırlık yaparken hadi hep beraber bir de kapının önünde poz verelim dendi. Hep beraber basın mensupları dışarı çıkarıldı. Kapının önünde poz verildi. Dolayısıyla kimse ne soru sorabildi, ne duygularını alabildi,
Belki aklımıza takılan bir şey vardı, soracaktık. Sonra ben kendi kendime sordum ya, niye gittim ki ben bu basın toplantısına? Ya iki tane soru sorabilirdim mesela gibi. O yüzden orada da bugün bir tuhaf bir şey oldu. Sonra basın toplantısından sonra toplantımız var, biz içeri gidelim, siz burada takılın dendi. Böyle enteresan da bir basın toplantısı oldu yani. Muhammed sen de oradaydın. Ben yani oradaydım. Tuhaf bakıyorsun bana da, dedim acaba tuhaflık bende mi? Sen de bir şey söyle yani. Yani gerçekten aslında bir soru sormak isterdik açıkçası yani. Yani ister Eren Altın'la ilgili olsun. Belki Eren Hoca'ya, yani Eren Hoca'ya sorardık yani, derdik ki hocam gidişatıyla ilgili mısınız, belki üzgün müsünüz? İşte projeksiyon deniliyor. Onunla ilgili nasıl bir yol haritası belirledi yönetim? Bunlar ikili çünkü kamuoyu merak ediyor. Hayır, onunla ilgili Sayın Başkan girişte dedi ki bu toplantıda aslında biz basına daha geniş katılımlı bir toplantı için hazırlık yapıyoruz. Hafta sonuna onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sadece Erhan Altın'la ilgili bir basın toplantısıdır dedi. Ama belki Erhan Altın'la ilgili de bir iki sorumuz olabilirdi. Ya benim de başka türlü sorum olabilirdi yani o konuda. Tabii ki yani eğer bir basın Altın'la toplantısı ilgili yapıyorsanız soru sorma hakkının en azından basın mensuplarına verilmesi gerekirdi. Orada bir usul hatası yapıldı diye düşünüyorum. Tamam, size bakmayacağım bundan sonra o şekilde. Ki öyle oldu. Bir bana bakma, ben toplantılara katılmıyorum. Bazı arkadaşlarımızın da bu konuda hani sistemli evet sözleri de oldu açıkçası toplantının ardından. Belki birkaç soru da onlar sorabilirdi. Zaten çünkü toplantı hem bizi, yarım saat 40 dakika geç başladı. Kulüpte yaşanan gelişmelerle ilgili bir sürü her gün onlarca yüzlerce mesaj geliyor. Tabii ki taraftarlar da merak ediyor ne tür gelişmeler olduğunu. Yönetim devam edecek mi, etmeyecek mi, veya transferde nasıl bir yol haritası izleniyor, veya teknik heyet konusunda, veya işte takımdaki oyuncuların kalıp kalmayacağı konusunda birçok soru var tabii, sorulabilecek. Ama hiçbiri sorulmamış. Hayır, sorma imkanımız evet olmadı yani. Hayır, açıkça bir dakika diyeceksiniz. Bizi niye çağırdınız buraya? Niçin? Yani en azından bizim sorularımız var. Sorularımıza cevap verin. Bunu rahatlıkla diyebilirdiniz yani. Ha cevap vermiyorum derse ona göre yorumunuzu yaparlarız. Suçlu biz olduk pek abi. Böyle abi, doğru suçlu diyor biz. Tecrübe. Suçlu yani biz olduk. Yani işin gerçeği o. Ama sorma imkanı o aralıkta. Hayır, imkanı saniye yok, aralığı bir şey yok yani. Hayır, imkan diye bir şey yok. Yani rahatlıkla öğrenebilirim. Bir dakika denilebilirdi. Peki en doğal hakkınız. Telefonda Şehzadeler Taraftar Derneği Başkanı Ali Haliloğlu hattımızda. Biraz beklettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii tribün penceresinden bakmak daha farklı olur. Tabii taraftar çok heyecanlı belki de. Belki de heyecanı kayboldu şu anda, şu anki gidişata göre. Yeni sezon için şampiyonluk beklentisi vardı. Herkeste de şu anda bu beklenti var ama tabii yönetimin önünde de iki seçenek var gibi ben de düşünüyorum. Az önce sizler de bahsettiniz. Bir şampiyonla oynayacak kadro kurulması, bir de 4-5 yıllık bir program yapıp bu şekilde ilerlemek var. Yönetimin belki de kafasında, düşüncesi olarak. Siz neler söylüyorsunuz? Hem de teknik direktör Erhan Altın'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili düşüncenizi alabilir miyiz? Ben her şeyden önce geçtiğimiz sezon için futbolculara, yönetime, eski ondan önceki yönetime de, bu takımı kurduğu için, yeni gelen yönetim de takviye yaptığı için ve bize çok aşırı derecede bir heyecan yaşattıkları için onlara teşekkür ediyoruz. Yani futbolcusuna, hocasına, yönetimine, özellikle taraftar gruplarına ki deplasmanda ve içeride ne olursa olsun gençlerimiz bizden beraber o sıkıntılı günlerde kenetlendiler tribünde, takıma destek verdiler. Özellikle son maçlarda çok büyük destek verdiler içeride ve dışarıda. Ben buradan tekrar hepsine teşekkür etmek istiyorum. Hocayla ilgili konuşmaya fazla gerek yok. Zaten siz orada gereken şeyleri söylüyorsunuz yani. Hoca başarılı mı? Başarılı yani. Hocanın başarısız olduğunu kimse söyleyemez. Böyle ya da böyle. Hoca bu takımı buraya kadar getirdi yani. Getirdi, finale getirdi, oynadık. Orada o heyecanı yaşadık. Kaybettik penaltılarla yani. Her zaman derim yani futbol şansı yanında olacak. Buraya kadar çok iyi geldik ama belki çok aşırı motivasyon, belki o günkü şartlar artık nasıl getirdi ama Allah'a bağlayalım. Nasip yani, orada geçemedik. Ha, şampiyon olabilirdik, şu anda Süper Lig'i konuşabilirdik ama olmadı. Bu demek değil ki yani öldük. Samsun Spor küllerinden doğar. Yeniden başlar,
yeniden devam eder. Bu takım ne şeyler atlattı, ne zorluklarla, özellikle son iki sezondur ne zorluklar çekiyor. Yani sadece şimdi bunu kalkıp da burada biz şimdi şey yapamayız. Yani kafamızı önümüze eğip de ya bu takım işte şuraya gidiyor, buraya gidiyor, yönetim şu. Yönetime güveniyorum. Yani bu şu andaki bizim başımızdaki yönetim bu takımı istediği yere getirecektir. Akıllı insanlardan kurulu. Birbirlerine de çok irtibat halindeler. Başkanın da şu anda zaten elinde bir transfer listesi olduğunu biliyorum. Ama bir çıkmaz da. Yani şu anda Erkut Başkan görüş alışverişlerinde bulunuyor. Çok da sizin dediğiniz gibi bu işe devam edecek diye de sıkıntı var. Biz de bilgi alıyoruz, biz de görüşüyoruz, yönetimle de görüşüyoruz, yönetimdeki olan abilerimizle de görüşüyoruz ama çok büyük bir sıkıntı var. Yani şu anda ödenmesi gereken bir paralar var. Sonuçta bu insanlar hep bir şekilde iş adamı. Yani kendi zamanlarını harcıyorlar. Yani büyük paralardan bahsediyoruz şu anda. Yani çok büyük paralardan bahsediyoruz. Samsun bugün Kazım Yılmaz 3 milyon bir para sağ olsun. Herhalde böyle bir konu var. Yönetimde de bir abimle görüştüm. Evet doğru dedi. 400 milyarı dedi. Tahtaya gidecek. 600 milyarı dedi. İşte bir alacaklı varmış. Onun hesabına gidecek. 2 milyon da dedi. Samsun Spor'un kasasına kalacak. Çok güzel. Yani ben hiç tasvip etmiyordum Kazım Yılmaz'ı bu zaman ama yaptığı hareket beni şimdi onun karşısında mahcup etti bir taraftar olarak. Şahsi, kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Samsun Spor büyük bir takım. Şartlar ne olursa olsun. Bunu gittiğimiz deplasmanlarda, bize oynanan maçlarda da bunu hissediyoruz. Yani yönetim şöyle diyeyim. Ben kendi şahsi fikrim şu. Ben bir taraftarım. Bir taraftar grubum var. Tribüne çıkacağız. Sonuna kadar Samsun Spor'u destekleyeceğiz. Bizim işimiz bu. Bunun dışında yapabileceğimiz şu anda hiçbir şey yok. Yapacağımız tek şey Samsun Spor yönetiminin arkasında durmak. Yani başka ne diyebiliriz? Transfere de pek fazla geç kalınmış değil. Zaten yeni başladı. Süper Lig'de yani büyük takımlar da şu anda daha kimse onu alıyor, bunu alıyor deniyor ama burada bir şey daha var. Bizim tahtamız kapalı. Onu biliyorsun herhalde Muhammed kardeşim. Tahta bizim kapalı. Evet. Yani biz şu anda transfer tahtası kapanma uygulaması bu sene zaten başlayacak yeniden. Samsun'un bu şekilde devam ederse transfer tahtasının da kapalı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtelim. Yani bir kere burada elimizdeki bizim yapacağımız şu anda yönetimin yapması gereken şu elindeki mevcut o borçlar kadroyu bir kere tutması gerekiyor. Yani elindeki mevcut kadroyu tutması gerekiyor. Belki biz transfer de yapamayacağız. Yani büyük rakamlardan bahsediyoruz. Bunu herkes cebinden çıkarıp veremez. Evet transfer bugün, yapamama olasılığı da var Samsun Spor'un tahtadan yani dolayı ama. Yani bugün bir de siyasi bir de kriz var yani bizim. Gereken desteği de aldığımızda zannetmiyorum şu anda bir söylentileri var ama bu söylentilerin hepsinin yerine geldiğini de zannetmiyorum. Yani kimsenin şu anda bir yani yönetimde bir şeyde bir destek bekliyor. Bu işler 3 kişinin 5 kişinin yapacağı işler değil yani bu şehrin bir kere şehrin bütün dinamiklerinden harekete geçmesi gerekiyor. 18 tane belediyemiz var. Harekete geçmesi gerekiyor. Bakanımız var. Milletvekillerimiz var. Özellikle bu konuda Fuat Göktaş'ın çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum çünkü Fuat abi artık milletvekili oldu. Yani üst kademede artık. Artık daha fazla bize destek olması gerekiyor. Ha her zaman oldu kimse inkar edemez. Yani ben çok iyi biliyorum Fuat Göktaş'ın çok büyük desteklerinin olduğunu, bakanın destekleri olduğunu. Ama bunların artık daha şu anda daha fazla artarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü ödenmesi gereken bir sürü borçlar ben kulüpten onu istediğin zaman zaten veriyorlar yani herkese bakıyorsun. Borcu nedir? İşte futbolculara ödenecek para nedir? Bunların hepsi ortada. Ama tekrar söylüyorum fazla bir şey de konuşmaya gerek yok. Daha çok erken. Erhan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bizim insanımız, bizim toprağımızın insanı. Mezarı burada, evi burada. Gerekeni yapmıştır. O kötü günlerde Avni abi söyledi. Anam babam dedi yani bu takımı bir arada tuttu. En sonunda bu yönetim geldi. Belki belki biraz daha biz erken gelmiş olsaydı daha farklı bir yerde de olabilirdik. Ama taraftar olarak son sözüm şu. Bizim görevimiz tribüne çıkmak, tribünde takıma sahip çıkmak, içeride bir dışarıda bunu desteklemek ki önümüzdeki sene daha fazla bunu yapmak zorundayız. Daha fazla yapmak zorundayız çünkü çok güçlü takımlar var.
Yani bizim bu geçtiğimiz sezon gibi değil. Yani geçen sene Kayseri falan gibi takımları önde gördük, Antalya falan, ama önümüzdeki sene bu takımlar 7-8'e çıkabilir yani. Çok zorluk çekeceğiz. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Daha çok erken, çünkü yönetim de zaten kalıp kalmayacağı kesinleşmedi. Yani pek ben kesin de görmüyorum. Çok büyük bir destek almadan zannetmiyorum. Senden de bir şeyler paylaştık zaten. Muhammed kardeşim, çok zor bir durumdan geçiyor şu anda Samsun Spor. Yani Erkut abi şu anda, Erkut başkanımız çok büyük bir mücadele veriyor yani. Veriyor ve sıkıntılı, gerçekten çok büyük sıkıntılı. Hem ekip arkadaşları hem de kendisi sıkıntılı. Bunu de belirtelim ki adeta şu anda da gecelerini gündüzüne katarak çalışma içerisindeler. Yani, bunları da belirtelim. Çok büyük bir çalışma içindeler. İnşallah Allah da yollarını açık eder. Biz de onlara gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü ilk defa tüm taraftar olarak ben görüyorum, gözlemliyorum. Bütün taraftarlar başkanın arkasında, yani başkanı destekliyorlar. Peki, zaten bizim görevimiz bu. Yani bir taraftarın görevi bu. Başkanlığı, yönetimini destekleyecek. Peki, teşekkür ediyoruz. Yani söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Çok erken şu anda. Göreceğiz. Teşekkürler. Düşüncelerinizi aktardınız. İyi akşamlar diliyoruz. Umarız hayırlı her akşamlar, şey güzel olur Samsun Spor için. Evet, az sonra da Şirinler Taraftar Grubu Başkanı Mehmet Soykan bizlerle birlikte olacak. O da düşüncelerini aktaracak. Biraz mesaj okuyalım. Tabii önemli şeyler de var. Transfer tahtası da, riski de var Samsun Spor'un, ama ona Samsun şehri müsaade etmez yani, o kadar da değil. Samsun şehri nelere müsaade etti? Yani olursa şaşma. Yani. Samsun şehri nelere müsaade etti? Yok futbolcu kaçardı kaçmazdı, o olurdu bu olurdu, ona her müsaade şey etmez. Her şey olur. Yani Sayın Ali İhsan Ak'a geçtiğimiz haftaki programa katıldığı zaman şunu ifade etmişti. Transfer tahtası konusundan bahsetmişti. O zaman demişti, biz sözleşmesi biten oyuncularla ve kadrodaki oyuncularla, özellikle sözleşmesi sona eren oyuncularla, yani kadroda düşünülmesek dahi kerhen sözleşme imzalamak durumunda kalabiliriz demişti transfer tahtası yüzünden. O nedenle tabii borçların ödenmesi, bir düzene sokulması, taksitlerin yatırılması Samsun Spor'un geleceği aslında. Abi yönetim kurulu bütün bunları hesaplamış ve netleştirmiş olmalı ki dün hocasını gönderdi. Tabii ki netleştirmiştir. Yani herhalde. Bunlar netleşmeden, bunlarla ilgili bir karar vermeden hoca değişikliği yapar mı yani akıllı bir yönetim? Ya biz de diyoruz işte. Hoca değişikliği olduysa demek ki bu tür sorunlar belli bir noktaya demek, geldi demektir mutlaka. Yani. Samsun Spor teknik direktör konusunda belki de çözdü yani. Bunu da bilemiyoruz. Belki ya bilemem de gece arası uçağıyla gelmiştir. Sen şimdi lafı geveleyip duruyorsun. 45 dakikadır çözdü mü, çözmedi mi, uçakta mı, değil mi? Bir ben şey onunla ilgili bir şey demiyorum yani. Şey ben şu anda da. Uçakta olup olan bir teknik adam var mı yok mu onu da bilmiyorum yani. Benim söyleyeceğim başka bir konu. Onu da söylemiyorum. Vazgeçtim. Siz de lütfen. Sen bir şeyler biliyorsun da gizliyorsun gibi mi geliyor? Hangi konuda? Teknik direktör konusunda. Teknik direktör konusunda ben nasıl bazı gizliyim? Bazı konularda da. Onu dile getirmem en çok benim işime yarar yani. Sezon finalinde öyle müjdeli haberi vermek. Bilemiyorum. Yani çekimser gibi bir halim var. Az önce Ender Gül bahsetti, Hüseyin Kalpar dedi, gelecek dedi. Ben tahminimi söylüyorum. Tahmin o. %99. O herkesin konuştuğu bir şey. 9. Onun dışında bir şey belki var. Hüseyin Kalpar gelecek diyorum. Yanılabilirim tahminimde. Hayırlı olsun o zaman Samsun Spor'a Hüseyin Kalpar. Rıfat Tulu demiş ki süperlik istiyoruz. Süper bir teknik adam neden olmasın? Yılmaz Vural, Ziya Doğan gibi demiş. Beni yine uykusuz bıraktınız demiş Sayın Çavuşoğlu. Saç modelinde çok güzel olmuş demiş. Ben de aynısını yaptıracağım kuaförde. Muhammed, bu şuna dikkat etmemiz lazım. Yok Ziya Doğan'dı, yok şuydu, yok buydu falan konusu. Eğer imkanların yoksa, iyi bir takım kadro oluşturamazsan, iyi bir takım oluşturamazsan, Ziya Doğan'ı getirsen ne oldu? Ordu Spor getirdi de ne oldu? Yani bu iş öyle çocuk oyuncağı değil. Samsun bu Spor'un, çok temkinli hareket ederek, iyi bir hesap yaparak bir yere varmalı. Her yönüyle Samsun Spor'a uyan bir teknik adam gelmeli. Biraz da başarıya aç olmalı açıkçası. Öyle değil mi? Her teknik direktör mutlaka başarıya açtır. Yok öyle değil. Evet, Şirinler Taraftar Grubu Başkanı Mehmet Soykan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Alo. İyi akşamlar Muhammed. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet. Anazime de Ender abime de selamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gireceğimiz olacak. Gireceğimiz Ramazan ayında tüm sporlara, tüm vatandaşlarımıza da hayırlı, bereketli
getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Televizyonunuzun sesini biraz kısabilir misiniz? Volümü düşürebilir misiniz? Bizi de telefondan dinleyebilirseniz. Tamam. Evet, siz neler söyleyeceksiniz? Final maçı gerçekten çok dramatik oldu İstanbul'da. Samspor taraftarı tribünde muhteşem bir görüntü oluşturmasına rağmen taraftarlar 90 dakika boyunca üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmesine rağmen maç sonunda üzüntü vardı, gözyaşı vardı. Bu süreç tabii ki herkes şoktaydı. Bunu herhalde hala üzüntüsünü yaşıyorsunuz. Gelinen noktada da Samsunspor'daki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle adı da üstünde, siz söylüyorsunuz taraftar. Taraftarın görevi zaten o İstanbul'daki o tribündeki halleriydi. Öyle olması gerekiyordu. Öyle olmamız gerekiyordu, öyle oldu. Yani sonuç hüsran oldu. Ama biz her zaman ne söyledik? Söylemeye de devam edeceğiz. Biz şampiyonluklar için, kupalar için, başarılar için sevmedik Samsporumuzu. Her zaman söylediğimiz bir laf var. Kaldırımda da, asfaltta da oynasa kaldırımdan destekleriz. Tabii ki başarıyı hepimiz istiyoruz. Süper Lig'de oynamayı, görmeyi biz de istiyoruz. Başarılarla dolu bir sezon lig girmeyi biz de istiyoruz. Ama olmadı diye de dünyanın sonu değil. Yani biz ne sevgimizden vazgeçeriz, ne davamızdan vazgeçeriz. Bu bizim sevgimiz, davamız. Sonuna kadar da peşindeyiz. Gelinen noktada ise Erhan Hocam yollar ayrılmış. Hayırlı uğurlu olsun. Ben kendisini severim. Muhabbetimiz var. Ama kendisinde benden çok eleştiren olmamıştır. Eleştirdiğim noktalar da çoktu. Evet. Ama gidenin arkasından konuşmak bize yakışmaz. Allah razı olsun. Hakkını helal etsin. Gene buraya kadar, finale kadar getirdi bizi. Belki onun çabası, belki taraftarın çabası, belki futbolcuların kendi özverisinin çabasıyla finale kadar geldik. Ama tabii sadece bunu Erhan Hoca'ya da mal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Hakkını da yemeyelim. Yine Allah razı olsun diyelim ama birçok eksiklerinde olduğunu da hepimiz biliyoruz. Belki de biz direkt çıkacak bir takımdık. Belki de direkt hedeflerimiz olacak bir takımdı. Ama olmadı. Dediğim gibi giden de konuşmak yakışmaz. Az önce gelen mesajlarda dikkatimi çekti. Altyapıya önem verdi dedi Erhan Hoca için. Erhan Hoca altyapıya önem vermedi. Kaleci Furkan'ı yedi. Yani kesti diyeyim, pardon. Canberk'i sakatlığı düzelmesine rağmen gitti. Urfa'da A2 takımında oynattı. Yeniden sakatlandırdı. Sefa gibi bir ön libero elinde ligi bilen bir adam vardı. Oynatmadı. Ondan sonra Burhan diye bir genç çocuğumuz var. Oynanan bütün kupa maçlarında takır takır çıktı, golünü attı. Onun yanında yine Alperen gibi bir forvetimiz var. Altınordu maçında, pardon, Alanya maçında şans verdi. Gitti, golünü attı. Ercan Yazıcımız vardı, kayboldu gitti. Gibi örnekleri sıyarabilir. O yüzden yani Erhan Hoca'nın altyapı konusunda eksik olduğunu açık ve net görebiliyoruz. Hüseyin Kalpar'ın ismi geçiyor. Ben sadece şunu merak ediyorum. Hüseyin Kalpar, bizim Mersin'le final oynadık. Çıkamadık. Aynı hüsranı yaşadık. Ondan sonra bizim kulübümüze icra yollayan bir hocamız değil mi bu? Bildiğim kadarıyla. Alacağı için. Doğru mudur Sayın Çavuşoğlu? Onu konuyla ilgili ben yine bugün sordum yine o dönemki yöneticilerden bir tanesini ama Hüseyin Kalpar'ın vermediğini söyledi kulübü icraya. Yani o dönem... kulübün içinde olan şey, biz batından takip ettiğimiz kadarıyla yorum yapıyoruz ki ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Evet, bence de aynı şekilde ben de size katılıyorum ama özellikle sordum, böyle bir durumun olmadığını söyledi. Mesela Hüseyin Kalpar'ın alacağı için kulübü icraya vermediğini söyledi. Ya dediğim gibi yani bizim duyumlarımız ya da basından takip ettiğimiz, sonuçta basında yönlendiren sizlersiniz, takip ettiğimiz Kalpar'ın kulübü icraya verdiği yönünde haberlerdir. Böyle bir şekilde tabii ki bu ismin kulüple anılmasının doğru veya eksikliğini de sizin takdirinize bırakıyorum. Kamuoyunun takdirine açıkçası bırakıyorum. Açıkçası size de bu konuda katılıyorum. Hakta veriyorum yani. Kimse de yalanlamamıştı yani o dönemlerde. Bu, evet. Tabii dile getirildi, basında da yer aldı. Yani gazete sayfalarında kimse de yalanlamamıştı. Şimdi şu Sayın Çavuşoğlu, ben de bu yıllarca basın camiasının içindeydim. Şu an Kalpar ismi öne çıktığı için orada olan yönetici o zaman vardı der, şimdi öne çıkan bir isimden dolayı yok der. Bunu hepimiz bile bile yaşadık. Evet. Doğru mudur? Evet. Yani ben bu basın camiasının içinde 15 yılımı verdim. Az önce bir şey daha dikkatimi çekti. Bugünkü toplantıda sorunuzun cevabını alamamışsınız.
gibi bir söylem geçti. Hatırlarsınız, Sezgin Gümüş zamanında biz tesislere alınmadık basın haber yapılmaması için. Bütün yerlere gazeteler karar alıp Samsport'la ilgili bir haber vermeyip sadece siyah sayfa çıkartmıştı. O yasak kalkana kadar. Yani basının gücünü de lütfen göz ardı etmeyelim. Yeter ki birlik beraberlik olsun. Basın bunu bir şekilde halleder. Buradan da size bir ufak hatırlatma Sayın Çavuşoğlu. Evet, gelinen noktada transfer olaylarında. Transfer tahtamız kapanacaktır veya da kapanmak üzeredir. Sayın Başkanımıza güvenimiz, yönetimimize güvenimiz sonsuz. Cenazeyi aldılar, dirilttiler. Küme düşecek denen takım final oynadı. Allah razı olsun. Haklarını ödeyemeyiz. Aynı şekilde futbolcu kardeşlerimizin de biz bir sezon boyunca ne diye bağırdık? Hakkımız ödenir, paramız ödenmez. Hakkımız ödenir, paramız ödenmez diye bağırdık. Pardon, yanlış söyledim herhalde. Paranız ödenir, hakkınız ödenmez diye bağırdık. Onlardan da Allah razı olsun. Şu an gelinen noktada. Az önce Enner abim futbolcuların iyileştirme konusunda. Enner abim, Umar örneğini hatırlatırım iyileştirme konusunda. Şu an transfer tahtamız kapanmak üzereyse doğal olarak elimizdeki futbolcuları iyileştirmeye gideceğiz. Başka alternatifimiz yok. Ya da başkanımız, Erkut Tutu başkanımız çıkacak diyecek ki sayın taraftarım, sayın Samsunlar, biz bu sene gönül isterdi ki şampiyonla oynayan, direkt çıkacak bir ekip kurmak isteriz. Ama şehirdeki dinamikler, ileri gelenleri, seçilmişleri, seçenleri destek alamıyoruz. Kendi yağımızda kavrulacağız. Altyapıdaki çocuklarımızla 200 sene dişimizi sıkıp bir altın ordu modeli yaratacağız dese bu taraftar gene o tribünleri doldurur, gene 200 sene sabreder, gene bekler. Biz 10 senedir bekliyoruz Süper Lig'e çıkmayı. 10 senedir bekliyoruz bu Süper Lig'e çıkmayı. Gene bekleriz. Ama bize her şey açık ve net olsun. Bizim sevgimiz böyle bakidir, böyle de kalıcıdır. Onun için transfer konusunda, geç kalınlığı konusuna gelince de yani şu an ortada hiçbir gelirin yoksa, hiçbir desteğin yoksa mecbur geç kalırsın. Bu geç kalındığı noktasında diyenler önce desteğini verecekler takımı, iş adamları, belediyeler, seçilmişler, şehrin ileri gelenleri. Ondan sonra geç kalıp kalınmadığının kararını vereceğiz. Yani biraz da doluyum ben. Yine final aklıma geldi. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla söyleyemeyeceğim. Gerçekten tıkandım. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Umarız Samsun Spor'da sizlerin beklentisi gibi güzel günler görür. Süper Lig hayali, İnşallah. Umudu gerçekleşir. İnşallah. Hep birlikte hepimizin beklentisi budur. Bu arada böyle güzel bir programda kazandırdığınız için bu Samsun'a size ve ekibinize de teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, Mehmet Soykan. Bu arada telefonuma da bir mesaj geldi. Hüseyin Kalpar'ın kulübü federasyona verip vermediğiyle ilgili. Tabii federasyona verdiğini ben biliyorum da. Yine o dönemde biz dile getirmiştik ve yazmıştık. Samspor işte alacağını tahsil etme konusunda vermiş. 180 bin lira alacağını 250 bin lira olarak almış Hüseyin Kalpar. O dönemde bir mesaj geldi. Onu da hemen belirtelim. Yani Hüseyin Kalpar teknik direktör ve profesyonel bir hoca. Alacağı varsa alacak. Yani vermeyenleri mi suçlayalım yoksa almak için mücadele verene mi? Bana sorarsanız Hüseyin Kalpar haklı. Alacaktır kayıtlı bir parasını. Evet. İş mahkemeye gittiği zaman o 180 bin lira tabii ki oluyor. 250 bin lira. Kaybeden de Samspor oluyor yani bir yerde. Evet, Erdem Ayaz da demiş ki abi Hüseyin Kalpar haberi doğruysa bence yanlış demiş. Yani gelmesi yanlış Hüseyin Kalpar'ın. Çünkü demiş çıktığımız sene Süper Lig'e 14. maçın 13'ünü kazanacağız diyen Kalpar. Kazanıp da son 3 maçta bir puan alamayıp şampiyon olamadık soru işaretleri olacaksa Kalpar olmasın demiş. Yani son maçlarda biliyorsunuz şampiyonluk vardı, kaybetti yani. Burada berabere kaldı, puanlar kaybetti. Onunla ilgili aslında Hüseyin Kalpar ismi ön plana çıkmasına rağmen durup dururken de bu ön plana çıktı gibi öyle bir şey de olabilir. Hüseyin Kalpar'a da tepkiler var. Onu da belirtelim programımızda artık. Hüseyin Kalpar şu anda en çok konuşulan isim Samsun Spor'da. Hatta
sadece Hüseyin Kalpar'la da sınırlı değil ki. Yani Erkan Sözer'i vardı. Gelirken Hüseyin Kalpar AİT'yi de beraberinde getiriyor. Hatta İsmail Hak'tan odabaşı listede var gibi. Ya öyle şeyde dolanıyor. Öyle yani. İsmail yani, Hak'tan odabaşı da bir yani Samspor'a gelemedi durdu. Yani her sene çıkıyor bu tür şeyler. Adam futbolu bırakacak. İsmail Hak'tan odabaşı Samspor'a bir iki güne netleşir yani. Şimdilik ağzı olan konuşuyor. İşin gerçeği bu. Bekleyeceğiz. Zaman içerisinde her şey ortaya çıkacak. Peki birkaç mesaj daha okuyalım. Musa Köknel, ben Çorum'dan Musa Köknel demiş. Eren Altın Hoca ayrılması iyi olmadı. Yazık oldu demiş. Eren Altın'ın ayrılması. Murat Mutlu, iyi akşamlar Muhammed abi. Eren Hoca taktik olarak iyiydi fakat oynattığı futbol heyecan vermiyordu. Daha ateşli, taraftarları heyecanlandıracak futbol oynamalı gerekiyordu takımın demiş. Oynatmalıydı. Coşkun Karabük, Eren Hoca en iyisiydi Samsunspor için. Sedat Karabük gibi Samsunlu bir hoca da var. O da gündeme gelmesi gerek demiş Sedat Karabük için. Selçuk Doğan, iyi akşamlar abi demiş. Ben Bursa'dan Selçuk Doğan. Samsunspor bu sene başarılı bir sezon geçirdi. Hüseyin Kalpar bence çok deneyimli teknik direktör. Eren Altın çok zorlu bir yokuştan çıkardı. Süper Lig için Hüseyin Kalpar doğru karar demiş. Ben inanıyorum Kalpar bu sene Samsunspor hasretine son verecek. Biraz da kısa kısa keserek gitmek durumundayım. Vaktimiz de çok kısıtlı. Recep Arslanoğlu, çok karamsar konuşuyor Avni Demir demiş. Bu kadar karamsar olmak neye yarar ki demiş. Bu büyük takım, sizin karamsarlığınız size demiş. Samsunspor çok büyük takım. Hani bir fıkra vardı. Nasıl abi yine güleceksin yani. Senin fıkrandı değil mi? Ona benziyor bu iş yani. İşi baştan sağlama almazsan işin içinden çıkamayacak duruma düşersin. Baştan eleştireceğiz. Ve bugüne kadar yaptığımız tüm eleştirilerdeki ne yazık ki haklı çıktık. Keşke evet, haklı çıkmasaydık. Emre Öz, abi iyi akşamlar demiş. Ercüment Çoşkun'a gelecek yoksa demiş. Valla bilemiyoruz. Olabilir de yani. Engin Demiroğlu sadece Mehmet Ali Çınar'ın da adı geçiyor. Evet geçiyor. Ercüment Coşkun Deren'in de adı geçiyor. Besim Durmuş galiba Erzurum'la anlaşmış. O, artık öyle bir şey yok. Evet, öyle oldu. Ergin Demiroğlu sadece playoff maçlarında atkı alıp forma giyerek Samsunsporlu olan arkadaşların takımı ve hocayı acımasızca eleştirmesine üzülüyorum. Böylece arkadaşlarıma hep söylüyorum. Eğer bu takımı gününden destekleyip sadece playoff'ta tribünde olmasaydın demiş. Devamı da var. Ergin Demiroğlu, vaktimiz çok kısıtlı olduğu için biraz hızlı geçeceğim. Ferhat Şahin, bir an önce hoca sorunu çözülüp Samsunspor ilk 15 hafta bu takımı Süper Lig'e çıkaracak mesaj verilmeli demiş. Ali Kılıç, Kalpar'la Altın arasında bir fark göremiyorum ama boşta iyi bir hoca da yok. Bu da bir gerçek demiş. İsa Karacabay, Ender Hocam Spor 55'ten Spor Aksiyon'a mı transfer oldun? Yalnız bonservisinin Atilla abi de demiş. Herhalde Spor 55 Atilla abinin admini arkadaşımız, kardeşimiz. Öyle yanılmıyorsam. Öyle mi? Değil mi? İsa Kayseri. İsa Kayseri, evet. Selamlar buradan. Evet, kendisine selamlarımızı gönderelim. Belli olmaz diyelim İsa Karacabay'a. Atilla abi de şimdi yine ekran başında çizdi. Yo, bonservisim Atilla Cebeci'de. Almadım henüz. Tuncay Karakoç, Eren Hoca'yı çok ararız. Avni abiyle çoğu konuda ayrıyız ama bu konuda %100 mutabıkız demiş. İnşallah yanılan biz olalım. Eren Hocam da başarılar. Hele de Karpal gelirse çok yazık demiş. Ercan Kinsun demiş ki iyi akşamlar Muhammed abi, bu konuklarına da saygı, sanık konuklarınıza saygılar sunuyorum demiş. Her ne pahasına olursa olsun şöyle bir gerçek, son nefeste bile Samsunspor. Bayram Yılmaz, hocadan önce futbolcu kalitesi önemli, topu futbolcu oynuyor demiş sahada. Ahmet Altun, Eren Altın'la yıla devam edilmesini düşünüyordum, ikinci yer yönetimin gelmesiyle birlikte çok iyi puanlar topladılar. Yine mesajlar devam ediyor ama bizim vaktimiz de bitti. Sizlerden son olarak veda edeceğiz ya sezon finali. Hani son olarak belki ömrümüz de yetmez bir daha. Kim öyle, kim kala. Başında bir daha. Evet, gayet Ağustos'un tabii. Yeni başında, sezonda neler olur neler olmaz bilemeyiz gayet tabii ki. Hem Samsunspor'la ilgili evet, düşüncelerinize hem de çok kısa bir şekilde tatile gireceğiz. Şimdi biz tatile gireceğiz ama yönetim belki de en yoğun günlerini yaşayacak. Yeni bir takım oluşturacak, teknik direktör bulacak, futbolcu bulacak. Ondan sonra bulduğu takıma kamp yaptıracak. Sezona hazırlanacak. Yani
Biz bir ay içerisinde belki tatil yapacağız ama Samsunspor gerçekten en yoğun günlerini yaşayacak. Bu yoğun günlerin başarıyla geçmesi umudumuz ve temennimizdir. İnşallah Samsunspor önümüzdeki sezon gerçekten bütün sorunları gidererek, arzuladığımız bir takım oluşturarak iyi bir ekiple birlikte sezona girer ve son iki yıldır elde ettiğimiz başarıyı bu kez Süper Lig'e çıkarak sonlandırırız umudunu taşıyarak böyle bir umutla başarılar diliyorum. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Bu şehrin, bu takımın en önemli problemi takıma, Samsun Spor Kulübü'ne sahip çıkmamak. Dün öyleydi, bugün öyle, yarın da öyle olacak. Yönetim kurulunun hangi isimlerden oluştuğuna bakılmaksızın her dönemde Samsun Spor'un hep sahipsizliğinden, Samsun Spor'a yeterince destek verilmemesinden şikayet ediliyor. Hatta ve hatta ben size başka bir şey söyleyeyim. Bugün Samsun Spor Nuri Hasan tesislerinin bulunduğu alan Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun Spor'a kiralanıyor. Hala daha kiralık. Kiralık sözleşmesi bitmiş. 3 ayda bir Samsun Spor Kulübü bunu yenilemek zorunda. Lige katılabilmesi için. Yani hala daha... 19 Mayıs'ta da aynı şekilde. Hala daha bütün bunları çözememiş bir şehirden biz herhalde fazla bir şey bekliyoruz. Bütün bu sorunların çözüldüğü bir Samsun şehri ancak o zaman takımıyla Samsun Spor ile var olur diye düşünüyorum. Bu arada bir mesaj daha geldi. Şu an altyapı koordinatörü olarak görev yapan ve teknik direktörlük için adı geçen Mehmet Ali Çınar'ın da Samsun Spor'u alacağı için şikayet ettiği ve alacağını tahsil ettiği mesajına geldi. Bunların üzerinde fazla durulmaması gerekir. Bence yani çok olağandır. İsteyecektir tabii alacağını ya. Buna kim ne diyebilir ki? Peki çok teşekkür Herkes ediyorum. Herkes hakkını alacaktır. Samsunspor da hakkını vermek zorundadır zaten. Peki çok teşekkür ediyorum. Süremizi de biraz açtık. Siz her zaman bizlerle birlikteydiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Ender Gür Spor 55 programda olmasına rağmen yine zaman zaman bizleri kırmaya programımızda oldunuz. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 2 yılda 2 ödül almıştı Spor Aksiyon. Yine bunda emeği geçen çok sayıda arkadaşım var. Öncelikle Haber Medya Grubu ailesine daha sonra yine programımızda belirli aralıkları konuk olan Murat Güleç'e, Erdem Erol'a, yine Ercüment Coşkunder'e, Besim Durmuş'a, yine zaman zaman bizlerle birlikte olan diğer konuklarımıza çok çok teşekkürlerimizi iletelim. Yine bizlerle birlikte şu anda burada olan Cem Demirci'ye, Sinan'a, tüm Haber Medya Grubu ailesine sezon finalinde hep sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Belki bundan sonra ara vereceğiz. Çok olağanüstü bir durum olmadıktan sonra Ağustos'un ilk haftasına kadar biz de tatile gideceğiz. Ramazan ayı var. Ramazan ayının da herkes için çok güzel geçmesi, bereketli geçmesi temennisinde de bulunalım. Lütfen bir ricam da olacak benim. Herkes iftarını açmadan önce komşusunu bir kontrol etsin bakalım. Bir tas, bir tabak çorbayla ziyaret etsin. Belki ihtiyacı olanlar vardır. Bugün sizlere, yarın onlara, yarın onlara, bugün sizlere. Bu sosyal mesajı da verelim. Ağustos'un başında belki biz de buralarda olamayız. Bakalım yeni yayın döneminde nasıl bir yol izlenecek. Gün doğmadan neler doğabilir? Neler doğabilir? Belki ömrümüz yetmez, belki yeter, vallahi belki o yüzden tüm izleyicilerimizden haklarını helal etmelerini rica edelim. Bizden yana da bir problem olmaz. Hakkımız helal olsun. Kırdıysak zaman zaman belki mesajlardan dolayı suçilisan ettiysek de affola diyoruz. Umut ediyoruz ki Ağustos'un ilk haftasında yeniden Spor Aksiyon ve Spor 55 programıyla HaberX TV ekranlarında olmak umuduyla sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu günler geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın.